Safi Lezzetler kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle karamel soslu harika bir pasta yapacağız borcamda. Öncelikle kek malzemeleriyle yapımına geçelim. 2 tane oda sıcaklığında yumurtayı 1 çay bardağı şekerle kıvam alana dek çırpıyorum mikserle. Ardından içine 1 çay bardağı ılık süt ve 1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı unun içine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum ve karışımımı ilave ediyorum. Evet, 180 derece önceden ısınmış fırınıma bu karışımı yağlanmış borcama dökerek gönderiyorum. Evet, kekimi pişerken ben krem şantisini hazırlıyorum. 1 su bardağı sütle 1 paket şantiyi çırptım. Bunu buzdolabına kaldırıyorum. Pişen kekimin ilk sıcaklığı çıkıp hafif ılındıktan sonra üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Sıcakken dökmemeyi tercih ediyorum ben. Ilık hale geldikten sonra sütünü ekliyorum ve soğumaya bırakıyorum. O soğurken ben karamelimi yapmaya başlıyorum. Karamel yapımında en önemli püf noktası arkadaşlar sabırlı olmak. Acele ederseniz karameliniz güzel olmaz. Sabrederek yavaş yavaş sonuca güzel ve başarılı bir sonuca ulaşacaksınız. 5 yemek kaşığı şekeri yapışmaz bir tavaya aldım. Şimdi ara sıra karıştırarak şu kıvama gelmesini bekliyorum. Ama bu kıvama hemen gelmiyor arkadaşlar. 4-5 dakika boyunca tavanın başında durup sabırla beklemeniz gerekiyor. Evet, tavayı bu şekilde sallayarak hafif hafif tüm şekerin içinde erimesini sağlıyoruz. Ocağın altını bazen kısıyorum, bazen tamamen kapatıyorum kendi sıcaklığında kalsın diye. Çünkü birçok ateşe birdenbire maruz kalmasını istiyorum şekerin yanmaması için. Evet, bu şekilde tavayı sallayarak sabırla tüm şekeri içinde eritmeye çalışıyorum. Bu aşamada biraz kaşık kullanabilirsiniz. Şu aşamaya geldikten sonra kenardan ortaya doğru itip sıcağa doğru şekerleri ittirip orada erimesini sağlıyoruz. Bakın, ocağı kapattım, kenara aldım kendi sıcaklığıyla kalsın diye biraz. Zor gibi görünüyor fakat birkaç püf noktasında uyduğunuz takdirde güzel sonuç elde edebilirsiniz. Hala erimeyen şekerler var görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları da yine ısı dengesini kontrol ederek eritebilirsiniz. Evet, bakın bayağı eridi. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. 1 paket krema ekledim. Şimdi içindeki şeker tamamen taş gibi olacak arkadaşlar, bakın. Bu aşamada yine hiç panik yapmıyoruz. Ocağın altını kısa alıp ara sıra karıştırarak tüm karamelin eridiğini gözlemliyoruz. Merak etmeyin, bu aşamadan sonra kendi sıcaklığıyla eriyecek. Bakın, şu an büyük bir kısmı eridi. İçinde sadece şöyle küçücük bir parça kaldı erimeyen. O da eriyecek ve rengini tamamen kremaya verecek. Karamelim soğurken ben kekimin üzerine krem şantiyi sürüyorum. Karamelim ilk sıcaklığı çıktı, hafif soğur gibi oldu. İçine bir kase ayıklanmış tuzsuz yer fıstığı ilave ettim. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum bunu. Bakın, rengi çok güzel oldu. Şöyle beyaz bir kaseye aldım rengini daha iyi görmeniz için. Hiç içinde erimemiş şeker parçası kalmadı. Çok güzel bir karamel oldu arkadaşlar. Şimdi dolapta soğumuş olan tamamen kekimin üzerine karamel sosumu dökeceğim.
Karamel ve fıstık birbirine gerçekten lezzet olarak çok güzel uyum sağlayan ikili. Çok lezzetli ve çok güzel bir pasta oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle karamel yapımından korkan, çekinen arkadaşlarım varsa tarifimle gözleri kapalı yapabilirler gerçekten. Çünkü dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta size sabır, yavaş yapmanız yani. Acele ederseniz olmaz. Yavaş yavaş yapmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde karamelimi bütün kekimin üzerine yaydım ve bunu dinlenmeye gönderiyorum dolaba. Evet, şimdi dolaptan çıkardım. Karamelin rengi birazcık bekleyince soğuma yapabiliyor arkadaşlar. Bunu engellemek adına da içine bir miktar çok küçücük kürdan ucu kadar kırmızı gıda boyası ekliyor bazı arkadaşlar genelde. Ben eklemedim ama doğal olsun istedim. Zaten dağınık bir kek olduğu için de bıçağı her seferinde silmedim gördüğünüz gibi. Bu şekilde dilimliyorum ve bir tanesini çıkarıyorum. Altında yumuşacık kek, üstünde krem şanti ve en üstünde harika karamel bir sos. Güzel bir tatlı oldu. İftar sonrası misafirlerime ikram ettim ben. Denemek isterseniz bilgi kutusuna da tüm malzeme listesini ekleyeceğim. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı, videomu beğenmenizi, tarifimi denerseniz yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.